Ahlak delilinin sunulması. Burada sunacağım argüman en iyi açıklama formundadır. Pratik hayattan doğa bilimlerinden felsefeye kadar birçok alanda ileri sürülen şüpheci yaklaşımlara karşı alternatiflerden daha güvenli bir yaklaşım olduğuna inandığım en iyi açıklama olarak çıkarım yani inference to the best explanation yöntemini burada benimseyeceğim. Alternatif görüşleri incelemek, ileri sürülen görüşlerdeki açmazları bulmak ve mevcudun içindeki en iyi açıklamayı belirlemek buradaki argümanın temeli olacaktır. İnsanların doğuştan ahlaki özelliklerinden yola çıkan ahlak delilini şu şekilde sunuyorum. 1. İnsanların doğuştan ahlaki özelliklere sahip olduğu iddiasına temel olarak üç şekilde karşılık verilebilir. 1'e 1. Bir, i̇nsanların boş devha bir zihinle doğduğu, Hiçbir doğuştan özelliğin bulunmadığı iddia edilebilir. 1-2 İnsanların doğuştan ahlaki özelliklerinin bilinçsiz, tesadüfi doğal süreçlerle oluştuğu iddia edilebilir. 1-3 İnsanların doğuştan ahlaki özelliklerinin Allah tarafından oluşturulduğu iddia edilebilir. 2- Bu üç iddiadan Allah tarafından oluşturulma en iyi açıklamadır. 3. Sonuç olarak ahlaki doğuştan özellikler, teizmi alternatif yaklaşımlardan daha rasyonel kılmaktadır. Ahlakın doğuştan olduğu görüşüne, bahsettiğim üç şekilde karşılık verilebileceğine dair argümanın ilk maddesinin ve üç alt şıkkının rahatlıkla kabul edileceği kanaatindeyim. Konuyla ilgili din felsefesi ve ahlak felsefesi gibi alanlarda ileri sürülen görüşleri incelediğimizde, İleri sürülen görüşleri bu üç şık çerçevesinde inceleyebileceğimizi rahatlıkla tespit edebiliriz. Bu yüzden birçok ateist de bu madde ve alt şıklarını kabul etmekte sorun yaşamayacaktır. Birinci şıkka dahil olan düşünürlerin doğuştanlığı boş levha zihin görüşüyle tamamen dışlamalarına karşı, ikinci ve üçüncü şıkka dahil olan düşünürlerin hemen hepsi, dış etkilerin doğuştan özelliklerle beraber insanın karakter yapısı ve davranışlarında etkili olduğunu düşünürler. Burada savunduğum ahlak delilinde de ahlakın doğuştan özelliklerimizle ilişkili olduğunu ifade ederken, dıştan gelen etkilerin insanların ahlaki yapısının oluşumundaki önemli etkisini reddetmediğimi belirtmeyi, bir yanlış anlamı olmaması için gerekli görüyorum. Ahlakla ilgili doğuştan özelliklere sahip olduğumuz iddiası, sosyo-kültürel çevrenin, aklın ve dinlerin ahlaki sistemlerin oluşumunda çok önemli olabileceklerini reddetmeyi gerektirmez boş levhacı görüşlerin yanlış olduğunu, doğuştan özelliklerimizin dışındaki faktörlerin etkisizliğini savunarak değil, doğuştan ahlaklı olmamıza yol açan temel özelliklere sahip olduğumuzu ortaya koyarak göstermeye çalışacağım. Buradaki argümanın en kritik maddesi, ikinci maddesidir. Birçok ateist rahatlıkla birinci madde ve alt şıklarını kabul edebilecekken, bu şıkka karşı çıkacaklardır. Argümanın bu kritik maddesinin doğruluğunu göstermek için önceki şıklarda bahsedilen üç görüşü değerlendireceğim ve bunlardan üçüncüsünün en iyi açıklama olduğunu göstermeye çalışacağım. Bu yapıldıktan sonra argümanın sonucunun doğruluğu kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır. Bireylerin ahlakla ilgili doğuştan özelliklere sahip olduğu görüşü iki şekilde anlaşılabilir. Birincisi, ahlakın tamamen doğuştanlığı olarak nitelenebilir. Buna göre, Çocuklara işkence kötü ve yanlıştır veya fakirlere yardım iyi ve doğrudur şeklindeki ahlaki yargılar tamamen doğuştan vardır. Bunun savunulması zor bir pozisyon olduğu kanaatindeyim. Kendi savunduğum pozisyon olan ikincisini ahlakın temellerinin doğuştanlığı olarak isimlendiriyorum. Buna göre ahlaki yargıların tamamen doğuştan olduğunu iddia etmeye gerek yoktur. Fakat iyi kötü, doğru yanlış Adaletli adaletsiz başta olmak üzere empati, aldatanı saptamak, kasıtlı kasıtsız ayrımı yapmak gibi ahlakın temellerini oluşturan veya ahlaki değer ve eylemlerde önemli yeri olan unsurların hepsi veya bir kısmı doğuştandır. Tü, doğru yanlış. Adaletli adaletsiz başta olmak üzere empati, aldatanı saptamak, kasıtlı kasıtsız ayrımı yapmak gibi ahlakın temellerini oluşturan veya ahlaki değer ve eylemlerde önemli yeri olan unsurların hepsi veya bir kısmı doğuştandır. Bir kısmı doğuştandır.